İlk tur görüşmelerini tamamlayan 6 siyasi parti 2 Ekim'de ikinci tur istişarelerine başlayacaklar ve toplantılarda Cumhurbaşkanı adayı belirlenememişti. Şimdi gözler ikinci turda, ancak henüz görüşmeler başlamadan kulisler hareketlendi. CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir sözlerinin oluşturduğu o tartışmalar devam ederken 6 parti adayının kim olacağı da merak konusu. İlk turda 6 görüşme yapıldı. Toplantılar saatler sürdü. Ancak Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna yanıt bulunamadı. 21 Ağustos'ta yapılan son toplantının ardından gözler 2 Ekim'e çevrildi. CHP'nin ev sahipliğinde başlayacak ikinci tur öncesi kulislerde masada kriz var iddiası konuşuluyor. CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir sözü krizin fitilini ateşledi. İyi Parti'den önce Yavuz Ağaroğlu tepki gösterdi. "Biz böyle bir şeye asla razı olmayız," dedi. Ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener, HDP'nin olduğu masada biz olmayız sözleriyle tepkisini dile getirdi. Böyle bir kanaat belirttiğine göre, şimdi partisinin görüşlerini iletiyor demektir. Masada kriz var iddiasının bir diğer başlığı da adaylık tartışmaları. Meral Akşener'in partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantıda Mansur Yavaş'ın adaylığına sıcak baktığını ifade ettiği belirtildi. Kulislerde Akşener'in altılı masa Yavaş'a aday göstermezse ben gösteririm dediği de öne sürüldü. Kılıçdaroğlu ise görevlerinin başındalar değerlendirmesini yaptı. Belediye başkanlarımızın tamamı başarılı ve bu başarılarını pekiştirmeleri ve büyütmeleri gerekiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında ilk kez adaylık sinyali de verdi. Ben hazırım diyorsunuz. Elbette yani. Niye hazır olmayalım? Gözler şimdi Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ikinci tur toplantılarına çevrildi. Evet, Millet İttifakı içerisinde ikinci tur görüşmeler olacak. İlk turdan somut bir sonuç görülemedi. Bakalım ikinci turda ne olacak? Şimdi Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün açıklamalarıyla devam edeceğiz. Mustafa Sarıgül, CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir sözlerini değerlendirdi. Ve Gürsel Tekin yorum yaptıysa altı boş değildir dedi. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak takdir edersiniz ki diğer siyasi partilerin iç işlerine karışamayız. Sayın Gürsel Tekin uzun yıllar siyasetin içerisinde, siyasetin her kademesinde görev yapmış. Uzun yıllardan beri de milletvekili koltuğunu başarıyla koruyor. Sayın Gürsel Tekin bir açıklama yaptığına göre altı boş bir açıklama olduğunu tahmin etmiyorum. Sayın Gürsel Tekin'in açıklaması kendi bulunduğu siyasi partiyi bağlar. Kendi yetkili kurulları bunu en iyi şekilde değerlendirecektir. Evet, ne oluyor? Altılı masa dağılıyor mu? Bir aday mı çıkacak? HDP'ye işte bakanlık verilecek mi? O kadar çok soru var ki daha başa bile dönemedik. Baştan da önceyiz. Yani bu yıl başında ilk tur görüşmeler yapılırken evet, liderler bir araya gelecek altılı masada ve bir isim üzerinde uzlaşacak ve sonrasında da bir program ortaya koyulacak diye bekliyorken şu an için bırakın bir ismi, birden çok isim konuşuluyor ve Millet İttifakı'nın o altılı masanın ilerleyen süreçte dağılıp dağılmayacağı da konuşuluyor. Tabii Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamaları çok önemliydi. Millet İttifakı'nı, altılı masayı dağıtmak isteyenler var diyor. Ama daha çok da içeriden gelen açıklamalarla birlikte partiler arası sanki bir uzlaşmazlık var havası oluşmuş durumda. Ve bu Millet İttifakı'nı destekleyen veya desteklemeyen her bakan kişiyi, bu süreci takip eden kişide oluşmuş bir kanı. Şimdi bu süreci konuşmaya devam edeceğiz efendim. İki kıymetli isim bu akşam bizlerle birlikte. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz hocamız bizlerle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ve Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Sayın Hilmi Daşdemir de bu akşam bizlere eşlik ediyor. Sayın Daşdemir hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Murat hocam size soracağım ama bir yandan da utanarak sormak istiyorum. Yani yılbaşından bu yana ben sizi davet ediyorum. Hep aynı soruyu soruyorum ama bu kez yılbaşı sanki daha da öncesini soracağım. Çünkü Millet İttifakı, o altılı masa dağılacak sinyalleri geliyor. İşte HDP üzerinden tartışma var. HDP neden masaya oturmadı diyenler vardı. Şimdi HDP'ye bir bakanlık verilir verilemez tartışması var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne oluyor?
Evet, bu aradan geçen zaman zarfında şimdi seçime galiba 9 ay birkaç gün kaldı değil mi? Yani evet. Tam gününü hatırlayamadım ama yani 9 ay birkaç gün kaldı. Dolayısıyla 4 küsür yıl önce seçim olmuştu. 4 yıl 3 ay önce yaklaşık. Bu arada geçen zaman zarfında muhalefette Türkiye'nin temel siyasi meselelerine nasıl çözüm üretileceği, burada ortak bir siyasal program inşa edilmesi bakımından açık bir başarısızlık var. Şimdi aday tartışmaları bence bunu hani örttüğü için tercih ediliyor ama aday tartışmalarından daha ziyade önemli olan husus bu, ortak bir siyasi program ortaya konulamadı. Birçok alanda, birçok sektörde çok temel konularda, siyasi konularda anlaşmazlıklar var. İşte bu mesela adaylık üzerinden yapılan tartışmalarda veya bakanlık üzerinden yapılan tartışmalarda suyun üstüne sızıyor, geliyor ama aslında bunun arkasında hani HDP'ye verilecek bakanlık meselesinin ötesinde HDP bu projeye, siyasi projeye niye destek veriyor? Yani iki bakanlık almak için mi? Yoksa güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için mi? Ki ona da geçemeyecekleri anayasa sistematiği bakımından çok açık. Oylar ne olursa olsun muhalefet böyle bir anayasayı değiştirecek rakama ulaşamayacak. Dolayısıyla muhalefet kazansa bile başkanlık üzerinden yürüyecek. O yüzden şu soruyu sormak lazım. HDP'ye gerçekte ne veriyorlar ki? Ne vaat ediyorlar ki? HDP bu projeyi destekliyor. HDP'nin sözcüleri bunu açıklıyorlar. Yani zaman zaman tekrar tekrar açıklıyorlar. İşte geçtiğimiz günlerde açıkladılar. Biz kendi kendimizi yönetmek istiyoruz. Özellik istiyoruz diyor. Bir etnik grup adına konuşuyor. Çok açık bir şekilde HDP bunu talep ediyor. O yüzden de HDP'nin buradaki net ifadesi altılı masadaki bütün aktörlerin iç insicamını ve birbirleriyle ilişkilerini bozuyor. Ama bir de tabii... Ama HDP bunu bugün söylemiyor ki. Yani 10 yıldır söylüyor bunu. Yani HDP'nin söylemini biz bugün duymadık ki. Ya bu, son düzlüğe kadar bu tartışmaların gelmesi çok, çok abes değil mi? Çok doğru ama HDP'nin şimdiye kadar söylediği her şeyi ben öteden beri anlatıyorum. Duymamak, tevil etmek ve HDP'yi mesela bu özellik istediğinde ya da Hendek olaylarını, şiddet hareketlerini, Kobani olaylarını, şiddet hareketlerini desteklediğinde yok aslında öyle değildir diye tevil eden bir kısım medya ve bir kısım siyasetçi var. Dolayısıyla onlar kendi kamuoylarını adeta hipnotize ettikleri için şimdi çok net olarak HDP'nin bu açıklamaları karşısında ayarları bozuluyor. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bir de tabii şimdi şöyle bir şey oldu. Küçük partiler açısından yani birçok faktör var. Aslında hepsini sıralamak lazım. Çünkü bunların hepsi birikimli bir şekilde son düzlükte masadaki gerilimi, gerginliği artırıyor. Küçük partiler açısından bu seçim kanununda yapılan değişiklikle ittifakta bütün ittifakın değil, tek tek partilerin artık oylarının sayılacak olması ciddi anlamda küçük partilerin elini zayıflattı. Dolayısıyla küçük partiler milletvekili pazarlığı yapamayacak duruma geldiler. Kendi aralarında bir ittifak kurmaları da imkan dahilinde değil. Çünkü baraj düşmesine rağmen hepsini topladığınızda %7'yi aşamayacaklarını biliyorlar. Ve bu yüzden de bütün ağırlıklarını ne üzerine koyacaklar? Cumhurbaşkanının seçilmesinde, adayın belirlenmesi üzerinde koyacaklar. Dolayısıyla bütün pazarlık güçleri oradan gelişecek. Diğer taraftan bir başka husus var. AK Parti'den ayrılan iki siyasi partinin büyük bir oy koparması hele bu iktisadi şartlar altında bekleniyordu. Bunu başaramadılar. Hani büyüyü bırakın. Hani en kötümser tahmincilerin tahmin eden kişilerin bile, yorumcuların bile tahminlerin altında bir oy koparabildiler. Şimdi böyle olunca da masada CHP'nin, İYİ Parti'nin ve dışarıdan masayı destekleyen ve dışarıdan CHP ile ayrı bir ilişkisi olduğu
bu son açıklamalarla, Sayın Gürsel Tekin'in açıklamasıyla ortaya çıkan HDP'nin ağırlığı var ve bunlar da masadaki uyumu bozduklarına düşündükleri İyi Parti'yi kendilerince terbiye edecekleri, hizaya çekecekleri bir şekilde İyi Parti'ye yönelik taarruz içerisindeler. Çünkü eğer İyi Parti Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmazsa, Sayın Kılıçdaroğlu rahatça HDP ile pazarlığını yapacak ve bunu kamuoyuna kendisinin yakını olan, CHP'de temsil kabiliyeti olan Gürsel Tekin marifetiyle açıklattı. Kamuoyundan gelen yoğun baskılar, yoğun tepkiler ve altılı masadan ortaya konulan rahatsızlıklar sebebiyle CHP'nin resmi sözcüleri Sayın Gürsel Tekin'in bunu kendi adına kişisel görüşünü açıkladığı şeklinde tahsiye etmeye çalıştılar. Şöyle, ama herkes biliyor ki böyle değil. Hocam, yani ben HDP'nin politikalarını eleştirirler, eleştirmezler ama beraber bir yola çıkıyorsak, bir zafer kazanıyorsak, burada bir takım bedeller ödüyorsak, HDP'de burada bakanlık alması gerekir. Eğer masadaysa, yani bu olay... Masada değil işte. Ama yani, masadaki bir aktör... Masadakilerden niye değil? Farklı olarak. Yani masada HDP niye yok Millet İttifakı'nda? Çünkü HDP biraz önce söylediğimiz gibi Türkiye'nin üniter bütünlüğüne karşı, Türkiye'nin egemenliğini paylaşacak, Türkiye'deki milli egemenliği parçalayacak bir projenin sahibi. Ve aynı zamanda bunu Türkiye sınırları dışına taşıyacak bir siyasi projesi var. Biraz önce söyledik ya, bunu çok açıkça söylüyor. Mesela HDP... Ama belediye başkanlığı seçiminde beraber yol alındıysa HDP, bugün niye yol alınmasın? HDP Lozan'a karşı. Bu tabii hocam sizin veya benim görüşüm ama... Hayır, HDP bunu açıkça açıklıyor. Tamam. HDP'ye, HDP Lozan'a karşı. Lozan'ın yıkılacağını düşünüyor. Hı hı. Şimdi Lozan'ın yıkılması ne demek? Türkiye'nin sınırlarının, Türkiye'nin varlığının tartışmaya açılması demek. Bunu sadece masadaki diğer siyasi partiler değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde de hazmedemeyen, bundan rahatsızlık duyan aktörler var. Ben daha önce hatırlarsanız burada konuşmuştuk. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin baştan bir yanlış yaptığını düşünüyorum. Yani HDP ister istemez zaten bu bloğu pazarlık yapılmadan da az çok destekleyecek bir yerde duruyordu. Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Kılıçdaroğlu HDP ile pazarlık yaparak yanlış bir şekilde düğmeyi ilikledi ve o düğmenin hani stratejinin başında yapılan değişiklik stratejinin sonuna kadar CHP'yi takip edecek. 9 ay kaldı diyoruz. Yani 9 ay kalmış bir seçimde gönül ister ki Millet İttifakı işte Cumhur İttifakı'na karşı projelerini ortaya koysun. Adayı belli. Hani adayı da geçtik ama şu dakikada bu tartışmaların oluyor oluşu çok saçma. Yani bir erken hepsi... seçim olsaydı Allah korusun AK Parti'ye deniliyordu ki hadi erken seçime gidelim. Demek ki bir aday bulmayı bırakın beraber bir sandığa şunu bile gidilemeyecek. Tamam diyeyim Cengiz Han Bey. Hani halının altına süpürmek diye bir tabir vardır. Esaslı bir temizlik yapmak, problemi çözmek yerine halının altına süpürülür. O bir süre sonra halıya ayağınızın takılması mukadderdir. Altılı Masa ve dışarıdan destekçisi HDP şimdiye kadar her konuyu, problemi, tartışmalı hususu halının altında süpürdüler ve şimdi seçim telaşı da yaklaştığı için, aday belirleme telaşı da yaklaştığı için, biraz önce söylediğimiz gibi diğer siyasi partilerden beklenenler de gerçekleşmediği için bütün yük adaya doğru kayıyor ve o yüzden de bu telaşı içerisinde halıya ayakları takılıyor. O halının altında süpürülen her şey bir anda kamuoyunun gözleri önüne boca ediliyor. Dolayısıyla toz toprak birbirine karışıyor. Önümüzdeki dönemde bunun artacağını da tahmin edebiliriz. Çünkü başından beri biraz bunu önce söyledik AK ya 4 mi yıldır yapıyor? Yani iktidar mı yapıyor? Cumhur İttifakı Hayır. Mı yapıyor? Millet İttifakı'nın yani dağılırsa Cumhur İttifakı mı dağıtmış olacak? Hayır, baktığımızda yani bunlar kendi aralarında Türkiye'nin temel meselelerini tartışıp bir siyasi program ortaya koyabilselerdi adayın ağırlığı bu kadar önemli olmayacaktı. Yani mesela hani İyi Parti olsun, Saadet Partili olsun, CHP'deki bir Atatürkçü olsun, ortada Türkiye'nin üniter vasfını savunan herhangi bir bu konuda tartışma söz konusu olmayacak, İran, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan, terörle mücadeleyi savunan net bir siyasi program ortada
olmuş olsaydı buradaki gerginlikler bu düzeyde olmayacaktı. Bu önümüzdeki dönemde, bu 9 ay zarfında buna benzer tartışmaları daha çok göreceğiz. Bunun müsebbibi İYİ Parti, MHP veya AK Parti değil. Erdoğan yurt dışında zaten şu anda dış politika yürütüyor. O masada, yani bir yandan da tabii o masada 2 ayda bir yemek yiyip temel meseleleri halının altına süpürerek konuşup tartışıp buradan bir siyasi program çıkarmayan liderler. Peki, bana kalırsa. İlmi Taş demiş, siz nasıl okuyorsunuz? Yani kendi kendine çelme takan futbolcular, yani nasıl bakılır? Futboldan çok örnek veriyorum ama Millet İttifakı ne yapıyor? Yani destekleyen veya desteklemeyen, dışarıdan tarafsız bakmaya çalışalım. Yani ne oluyor? HDP var mı yok mu? Niye yok? HDP kıymetli değil mi? Neden? Yani bunu biz HDP şöyle böyle diyebiliriz ama bir Türkiye'de demokratik bir partidir ve masaya neden alınmıyor veya niye bakanlık verilmesi bu kadar tartışılıyor? Madem bu kadar rahatsızsınız, niye o masaya oturuyorsunuz? Bugüne kadar niye oradaydınız? Birçok soru geliyor akla. Seçim şunun şurasında 9 ay kalmış. Yani yakında meydanlara inilecek, herkes vaatlerini konuşacak. Cumhur İttifakı almış başını gidiyor, Üsküdar'ı geçiyor. Yani burada sizin bir şeyler yapmanız gerekmiyor mu? Millet İttifakı, evet, Sayın Kılıçdaroğlu birlik beraberlik diyor, bizi dışarıdan bölmek isteyenler var diyor, doğru olabilir. Ama biraz da kabahati Millet İttifakı kendi içinde aramamalı mı? Yani Millet İttifakı aslına bakarsanız büyük bir başarı elde etti. Bir şekilde halk oylaması öncesinde başlayan, o işte Millet İttifakı olarak tanımlanmıyordu o zaman, hayır bloku diyebileceğimiz bir blok oluşmuştu. O blok içerisinde zımnen Ali Babacan ve Davutoğlu da vardı. AK Parti'den ayrılıp parti kuran iki isim. Onların da çevresindeki, onlara yakın olan isimler de o seçimde hayır yönde oy kullandılar. Çünkü bu isimler henüz AK Parti'deyken. Evet. Bu isimler AK Parti içerisindeyken hayır için çalıştılar. Davutoğlu Konya'daki katıldığı toplantılarda, Ali Babacan da Ankara'daki kapalı toplantılarda STK temsilcilerine, efendim gittiği iş adamları derneklerine hep bunu telkin etti. Bir sürü örneği var. Nitekim o süreç içerisinde Abdullah Gül'ün adaylığı noktasında masada olduğunu, bizzat o pazarlıklarda masada olduğunu da söyleyecek kadar da gayri ahlaki bir tutum içerisinde oldu. Neden böyle diyorum? Çünkü bir taraftan Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı noktasında adaylık desteklediğine dair açıklamalar yapıyordu. Ancak arka taraftan da ikili oynayarak daha farklı davranıyordu. Bu başka bir tartışma konusu olmakla birlikte o ittifakın o zaman başladığının da önemli bir göstergesi. Bakın, bugün İYİ Parti'nin Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifa etti. Neden? HDP'ye bakanlık verilecek denmesinden sonra hala İYİ Parti'nin o masada kalması sebebiyle. Ayrıca Meral Hanım'ın yapmış olduğu açıklamaya bakacak olursak, o İYİ Parti'nin değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte görüşü demesi de ayrıca manidar. Çünkü biz dün gece sevgili Kozluklu'yla yayına katılmıştım. Orada bir örnek verdim. O örneği burada da vermek isterim. Orada o bir ortaklık üzerinden örnek verdim. Biz sizinle ortaklık kursak, onunla dedik ki ben ticarette anlamam dedi. Kayısı deyince o biraz Malatyalı olduğu için anlar, sıcak baktı. Anlamam der de Fuat Kozluklu anlar. Evet. Sizinle de işte kayısı hesabını yaptınız. Çay olabilir, işte fındık olabilir. Onun üzerinden, fındık üzerinden ticaret yapacak olsak, işte siz benden habersiz bir anlaşma yapsanız buna hayır deme hakkım kuvvetle muhtemel olmayacak, değil mi? Elbette. Dolayısıyla o masada ortak olarak bir ortağın yapmış olduğu bu açıklama ya da pazarlık aynı şekilde İYİ Parti'yi de bağlar. Tamam, ama çok doğru bir örnek. Neden? Niye? Belediye seçimlerinde HDP'den oy alındığında, belediye başkanlığı kazanıldığında HDP iyiydi. HDP'lilere iş verilmedi mi? Bir sürü diğer değerler işe alınmadı mı? Teröristler işe alınmadı mı? Hayır, bugün de HDP eğer o masadaysa, HDP oyunu getiriyorsa niye almasın yani tamam, bir bakanlık? Tamam, sadece o değil. Bakın, evet, şimdi ne diyor? Meral Beştaş diyor ki, HDP'li yerel seçimlerde CHP'ye oy verdik, bunu gizlemiyoruz diyor. Ayrıca diyor ki
AK Parti ile hiçbir zaman birlikte hareket etmedik. Sadece iktidardayken muhatabımız onlardı diyor. Sonuç itibariyle evet, HDP gizlemiyor. Aynı zamanda da işte HDP'nin kazandığı zaman pilav dağıtacağını söyleyen Cumhuriyet Halk Partililer var. İşte doğrudan HDP ile ilişki kuran Sezgin Tanrıkulu gibi isimler var. Tabii. Yani o destek olmak için oy verenler de var. Yani bir ittifakta tabii ki oylar gidip gelebilir. Şimdi açık olması gerekmiyor ittifakın ama birbirini destekleyebilir. Bu ben buna bir itirazım yok. Evet. Sadece bir durum tespiti yapıyorum ben burada. Tamam. Yani o sebepten dolayı buradaki ama bir ortaklaşma 5 yıl geçmiş bu sürecin. Zaten sürekli görüşülüyor, biliniyor. İşte ben o yüzden son dakikada bu niye ortaya böyle bir şey çıktı? Sayın Cevahiroğlu, ben o yüzden başarılı dedim. 5 yıldır gidiyor. İşte zaman zaman aksaklıklar oluyor, farklı açıklamalar oluyor. Hatta HDP'liler İYİ Partili Ağır Alioğlu'na hakaret ediyorlar. Buna rağmen devam ediyor. Yavuz Bey de orada olmaya, işte tepki göstermeyen partisinin bir üyesi olmaya devam ediyor. Kendi kararıdır elbette. Sonuç olarak buna benzer gayet işte sert zaman zaman ne olacak peki? Nimidaşlıbir. Yani şöyle söyleyeyim. Daha öncesinde benim için yani tüm siyasi partiler çok kıymetlidir. HDP'de, İyi Parti'de, Cumhuriyet Halk Partisi'de, Adalet ve Kalkınma Partisi'de. İyi Parti'ye de tabii ki haksızlık yapılmaması gerekiyor ama bugün Hulki Cevizoğlu, çok beğendiğim bir gazetecidir, bir iddiası vardı Sayın Mansur Yavaş'la ilgili. İyi Parti kendi başına bir aday belirleme noktasına gider mi? Bir kırılma olur mu? Öyle bir noktaya gitse bu aday Mansur Yavaş olmaz kuvvetle muhtemelen. Neden? Çünkü Sayın Meral Akşener kendisinin aday olmayacağını söyledi. Yani hem Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hem Mansur Yavaş'ın da İyi Parti'ye çok yakın olduğunu biliyoruz. Sayın Mansur Yavaş'ın geçmişini de biliyoruz. Hı hı. Neden olmaz? Çünkü orada üstü kapalı bir rekabet vardır Meral Hanım'la Mansur Yavaş arasında. Ama niye, görüşmelerde çok samimi, güzel. Öyle görünür. Her gördüğümüzde inanacak olursak oradaki arka planını okumuyoruz demektir. Yani sonuçta ben o yapıları da, o partileri, efendim isimleri bizzat yakinen tanıyan birisi olarak söylüyorum. Orada başka hesaplar var. Başka hesaplar var. Neden? İşte Meral Hanım. O zaman İYİ Parti'nin adayı kim olacak? Şöyle mesela düşünelim. Kim olacak onu zaman gösterecektir ama İYİ Parti her şeyden öte şeyde pazarlık masasında elini güçlendirmek için hamleler yapıyor. Ne gibi yani, bir bakanlık burada pazarlık? Bakanlık pazarlığı efendim, ya da işte başkan yardımcılığı olduğunda daha fazla bakanlık ve buna benzer. Ama çok erken değil mi? Yani karşınızdaki rakibiniz Erdoğan sahaya inmiş. Şimdi yurt dışında diplomasi trafiği sürüyor ama sürekli olarak sahada il başkanlarına talimatlar veriyor. İşte bir takım programlar hazırlanıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde kimse kalmayacak. Herkes sahada çalışacak. Rakibiniz güçlü. Hafife alamazsınız Erdoğan'ı. Bu kadar henüz kazanılmamış bir seçimin daha pastasını nasıl paylaşabilirsiniz? Şimdiden ona göre pozisyon alıyorlar. Yani sonuç itibariyle bu pozisyon almalarında da kendi açılarından problem yok. Ancak bakıldığı zaman oradaki masada olsun ya da masada olmayıp da işte dışarıdan onları destekleyen bir parti olsun, bir HDP gerçeği var değil mi? HDP işte kendilerini de destekleyebilecekleri bir aday istiyorlar. O sebeple Akşener ya da Mansur Yavaş dışında bir adayı dillendiriyorlar. Bu kim olabilir? Abdullah Gül olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu olabilir. Ekrem İmamoğlu olabilir. Kamuoyuna yansıyan isimler bunlar. Dolayısıyla bu isimlerden birisi olursa HDP'nin itirazı olmayacak. Bunlar olmaz ise Mansur Yavaş olursa buna itiraz edecekler. Akşener olursa itiraz edecekler. Yine sorunuza gelecek olursak, İYİ Parti'nin adayı kimdir? İYİ Parti Akşener dışında bir aday gösterilmesini Akşener istemez. Neden? Çünkü kendisi bir önceki seçimde kendisini ölçtürdü, seçime gitti, aday oldu. Partisinden %30 daha düşük oy aldı. Değil mi? Partisinden daha düşük oy aldı. Tamam. Dolayısıyla ama karşısındaki birisi, rakiplerle de alakalı bu. Elbette yine Erdoğan rakibi. Evet. Muharrem İnce yerine başka birisi olacak. Şimdi gidildiği zaman, hadi diyelim ki varsayalım, Mansur Yavaş aday oldu. Mansur Yavaş İYİ Parti'nin adayı olarak
%15-20 oy alsa. Yani İyi Parti'den daha fazla oy alsa. Evet. O zaman Meral Hanım'ın kazanamadığı takdirde Mansur Yavaş İyi Parti'de genel başkanlık yapabilmesi ya da yapmayı sürdürmesi mümkün olabilir mi? Olmaz. Mansur Yavaş'ın da belediye başkanlığı da düşmüş olacak. Hilmi Bey çok farklı bir yerden baktı. Şimdi anlatınca anladım ama yani genel başkanlık koltuğunda kalmak mı, seçimi kazanmak mı? Yani düşünüldüğünde hani dava insanları seçimi kazanalım, fikirlerimiz iktidar olsun. Sayın Meral Akşener de dava adamıdır. Yani dava insanıdır bu yönde şey aklayamıyorum ama söylediğiniz mantığı anladım. Sayın Hocam siz ne dersiniz? Yani Ülkü Cevizoğlu'nun ifadesine göre İyi Parti Mansur Yavaş ismini ön plana çıkartabilir diyor. Siz katılır mısınız? Hilmi Bey'in söylediği mantık oturdu ama kafama bir yandan da sorarlar İyi Parti'ye sizin adayınız peki kim diye. Şimdi İyi Parti Mansur Yavaş'tan önce Ekrem İmamoğlu'nu öne sürmüştü hatırlayacaksınız. İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki adayları kullanarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine müdahale ediyor. Böylece masada elini güçlendirecek, pazarlık kabiliyetini artıracak ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nden oy devşirebilecek bir kanal açmak istiyor. Buradaki tavrını önce İmamoğlu üzerinden denedi. Hatırlayalım, Ekrem İmamoğlu'nu en çok öven, en mübalağalı bir şekilde öven isim Meral Akşener'di. Ve Ekrem İmamoğlu'nu aday olmaması için uyaran ve ondan sonra da partinin sokağında, partinin mahallesinde kendi hizbine dövdüren de Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Yani Ekrem İmamoğlu adeta İyi Parti'nin adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir dince tabi tutuldu ve şu an itibariyle kamuoyundaki performans düşüklüğünün de etkisiyle sıralamada geriye düştü. Geriye düştüğü andan itibaren dikkat buyurun. Sayın Meral Akşener hani Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde ne demişti? Rabbi yesir görüyorum. Efendim Fatih'e benzetti. Hı hı. Şimdi Mansur Yavaş'tan bahsediyor. Ekrem İmamoğlu'nu unuttu Sayın Meral Akşener. Şimdi Mansur Yavaş üzerinden sadece Meral Akşener değil, hatırlayalım İyi Parti'nin içerisinden başka aktörler de Mansur Yavaş'tan bahsettiler. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda ortaya çıkmış, öne çıkmış adayına karşı bunu kullanıyorlar. Belki de kamuoyunda yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun dışında işte eski bir AK Partili aday üzerinden ortaya konmaya çalışılan senaryo karşısında da Meral Akşener ve İyi Parti Mansur Yavaş üzerinden bir direnç sergiliyor. Bu direncin bir kısmı Hilmi Bey'in söylediği gibi pazarlık yapmak. Yani buradan kendine masada gelecekte bir alan açmaya çalışıyor. Ama diğer yandan da şunu unutmayalım. Meral Akşener ve İyi Parti geçen sefer böyle bir dayatma olduğunda bu dayatmanın karşısında Sayın Akşener kendi adaylığıyla bu dayatmanın dışına çıkacak bir siyasi inisiyatif sergilemişti. Bunu da unutmayalım. Yani sadece pazarlıktan ibaret olmayan bir siyasi inisiyatif sergileyebilecek, geçmişte sergilemiş bir aktör var karşımızda. O aktör bugün söylendiği gibi, kamuoyuna yansıtıldığı gibi veya İyi Parti sözcülerinin ortaya koyduğu gibi Mansur Yavaş mı olur? Yeniden Sayın Akşener'in kendisi mi olur? O ayrı mesele ama burada bir pazarlığın, bir mücadelenin yürüdüğü, yürüyeceği açık önümüzdeki dönemde bu devam edecek. Ama şunu unutmayalım. Yani bugün Mansur Yavaş diyen Sayın Akşener veya dediği iddia edilen İyi Parti sözcülerinin ifade ettiği Mansur Yavaş diyen İyi Partililer çok kısa bir süre önce, yani birkaç ay önce değil mi bu? Ekrem İmamoğlu'dan bahsediyorlardı aday olarak ve Ekrem İmamoğlu'nun hem Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyunda hem de Türkiye kamuoyunda, İstanbul kamuoyunda müthiş itibar kaybetmesiyle beraber ondan geri çekildiler. Bu Mansur Yavaş'ın öne çıkarılması da gerçekten Mansur Yavaş'ın desteklenmesi anlamına mı geliyor yoksa yıpratılması anlamına mı geliyor? Çünkü dediğimiz gibi siyaset sadece
seçimleri düşünülerek yapılmaz. Her siyasi hareket, her siyasi parti aynı zamanda parti içi iktidarı, liderlik mücadelesini zihninde bir yerde her zaman muhafaza eder. Bu adımları planlar, dikkate alır. O yüzden de önümüzdeki dönemde bu mücadelenin sadece hani altılı masanın ve onu dışarıdan destekleyen HDP'nin çerçevesinde değil, bu siyasi partilerin iç dinamikleri çerçevesinde de değerlendirilmesi gerekiyor. İyi Parti'yi sormak istiyorum size. Yani yeni kurulmuş bir parti ve Sayın Meral Akşener ve ekibi de çok güçlü. Çünkü ayrılan isimler bile Türkiye kamuoyunda bir ağırlığı olan isimlerdi. Şimdi zikredilen isimler. Yani İyi Parti çok kamuoyunda rol model olabilecek isimleri barındırabilecek bir kitleye de sahip. Yani bir potansiyeli de var aslında. İyi Parti'nin HDP ile masaya oturması acaba İyi Parti'nin potansiyelini aşağı çeker mi? Bundan mı endişe ediyor Sayın Meral Akşener ve arkadaşlar? Çünkü Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan bahsediyoruz, Sayın Mansur Yavaş'tan bahsediyoruz. Farklı partiden ayrılan isimler vardı. Sayın İlmi Daşdemir az önce bazı isimler zikretti ki hepsi siyasette kıymetli ve ağırlığı olan isimler, ama HDP ile aynı masaya oturursa aynı fikirde olmuş anlamına mı geliyor? İyi Parti için bu bir olumsuzluk mudur? Kesinlikle bir ciddi handikap olacaktır. Yani HDP'nin yanında duran, bugünkü, yarınki, geçmişteki tarih dikkate alındığında siyasi olarak maliyet ödeyecektir. Ama AK Parti de durdu. Yani çözüm sürecinde görüştüler. Görüşmek başka. Yani HDP ile AK Parti... Az önce diyor Meral Danış Bektaş, biz işbirliği yapmadık, sadece muhatabımız... Tabii yani bir hükümet partisi olarak bütün siyasi partilerle, iktidar partisi olarak bütün siyasi partilerle görüşebiliriz. Sahada rekabet halinde miydiler mesela AK Parti ile HDP? Tabii ki rekabet halindeydiler ve HDP AK Parti'nin varlığından o zaman da bu zaman da çok rahatsız. Çünkü HDP'nin aksine AK Parti Türkiye'nin bütünlüğünü temsil eden, bütün Türkiye'de var olan ve HDP'nin bulunduğu alanda ona en yakın, en rakip parti. O yüzden de bu manada bu isabetli değil. Ama şunu söylemek lazım. Yani bu önümüzdeki dönemde geçmişi itibariyle, bugün itibariyle ve yarın olacaklar itibariyle. Yani yarın olacaklar dediğimiz ne? HDP'nin buna benzer açıklamaları, Suriye ve Irak'ta olabilecekler ve PKK'nın yapacağı her türlü faaliyet HDP'nin yanında durmanın maliyetini artıracak. Şimdi İyi Parti kurulduktan sonra bir siyasi alan açıldı İyi Parti için. Bunun en büyük sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişmeyi tercih etmemesi. Cumhuriyet Halk Partisi ben bugünkü halimle devam edeceğim ve ittifaklar kurarak %50+1'i zorlayacağım diye düşündü. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde bir değişiklik olsaydı, kendi farklı toplumsal kesimleri bünyesine alarak büyümeyi tercih etseydi İyi Parti'ye bu alan açılmayacaktı. İyi Parti'ye alan açılmasının ikinci sebebi, biraz önce söyledik, AK Parti'den ayrılan iki siyasi parti kendilerinden bekleneni hiçbir şekilde vermediler. Mesela Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Ali Babacan Millet İttifakı'nda masaya oturmasaydı acaba oyları daha mı fazla olurdu? Yani Sayın Ali Babacan ekonomi daha çok ağırlıklı, ekonomiyi öne çıkartan politika. Bence orada değil. Yani iki isim ve onun etrafındakiler partiden ayrılışlarını, bu daha önce oradaki varoluşlarını eli yüzü düzgün bir şekilde anlatamadılar ve ciddi anlamda itibar kaybına uğradılar. Orada onlar bundan sonra nerede oturursa otursun ya da AK Parti'den o şekilde ayrıldıktan sonra nerede otururlarsa otursunlar bir itibarları, bir oyları olmayacak. Yani Saadet Partisi'nden ayrılan ve AK Parti'yi kuranlardan daha farklı bir ayrılış hikayesi oldu. Tabii. Şimdi şunu söyleyeceğim. Yani onların başarısızlıkları da İyi Parti'ye bir alan açtı. Ama İyi Parti Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinden çıktı, ayrıldı. Bir milliyetçi kadrosu var ama merkez sağa açılmak istedi. Merkez sağa açılmak isterken yani önce milliyetçilikten bahsetti. MHP'yi yeterince milliyetçi olmamakla suçladı. Sonra merkez sağa açılmak istedi. Orada da duramadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bu ulusalcı, Atatürkçü, HDP ile beraber olmaktan rahatsız olan kesimlerden oy değiştirmek istedi. Çünkü bunların hepsini denediğinde bir sınıra geldiğini gördü. Milliyetçilerden oy alamadı. Merkez sağdan oy alamadı. Tam burada bir şey soracağım. Şimdi size bunu deniyor. Dolayısıyla çok özür dilerim. Bu İyi Parti'nin insicamını, omurgasını, İyi Parti'nin söylemini,
inandırıcılığını ciddi anlamda zarar verdi. Oldu mu bu süreçte? Çünkü çok kalabalık toplandı MHP'nin Sivas'taki mitinginde. Yani milliyetçi damarın hala çok kuvvetli olduğunun bir göstergesiydi bu. Acaba İyi Parti'nin tavrında o görüntüler etkili olmuş olabilir mi? Muhakkak şimdi sahadaki gelişmeleri... Yani milliyetçileri yok gözetenler vardı ama Türkiye'de milliyetçiler şöyle, çok kuvvetli. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Sayın Devlet Bahçeli'nin makul, mutedil çıkışlarını sanki hani Milliyetçi Hareket Partisi'nin sahada silindiği iddiasıyla, bir de İlmi Bey'in sahasına giriyor, manipülatif bir takım anketlerle ortaya koymak isteyen aktörler var. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin şimdiye kadar benim bildiğim bütün anketlerde ve bütün seçimlerde her zaman ortaya konulan anketlerden daha fazla oyanmış bir parti. Var mı yönetmenim görüntüler o Sivas mitingi? İlmi Bey'e de onu soracağım. Yani oldukça kuvvetli bir kalabalık topladı ve MHP'nin, hani Sayın Hocam'ın söylediği gibi, birileri diyordu ki MHP sahada o kadar kuvvetli değil, ama MHP sahada çok kuvvetli. Belli alanlarda, özellikle belli şehirlerde MHP seçmeni çok kuvvetlidir. Sivas'ta da o miting acaba, ya milliyetçiler hala daha siyasette etkin sorusunu akıllara getirdi. Ne dersiniz? Kesinlikle etkinler. Yani bugün Türk siyasal hayatı içerisinde toplam işte milliyetçiler her parti içerisinde varlar, ama milliyetçiliğin asıl temsilcisi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ülkücülüğün temsilcisi. Ki rahmetli Türkeş'ten sonraki süreçte de Sayın Devlet Bahçeli uzun yıllardır bu şeyi, trendi devam ettirmiştir. Bayağı da isim yetiştirdiler son Tabii dönemdeki ki. Yani konuştuğum birçok isim o damardan beslenmiş. Evet. Şimdi geçmiş seçimlere bakıldığı zaman evet MHP'yi doğru okuyamayan araştırmalar oldu. Ancak bizi ayrı tutmamız gerekiyor. Ben 2007'de MHP'nin tüm araştırmalarını yapmış bir kişiyim. Kaç gözüküyor yani? Kaçlarda şu an? Şu anda %9-10 civarında bir MHP'nin oyu var. Kim Sivas mitingi birazcık onların dirilişine birazcık daha kendilerini silkeleyip "Ey Türk titre ve kendine dön" şeyi işte veciz sözünden hareketle ülkücüleri bir şekilde toparlamak MHP'de eğilim içerisinde olacak. MHP'de siyaseti yönlendiriyor. Yani şu anda fikirleri iktidar aslında. MHP'nin karşı çıktığı bir şey kolay kolay siyasette bakın, hayata geçemez. Sayın Devlet Bahçeli 15 Temmuz gecesi çok net bir duruş sergiledi ve daha sonraki süreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de onun önerisiyle hayata geçti. Bahçeli'nin siyaseti iyi okuması ya da işte Türkiye'nin ana merkez olarak işte bir yerde durması ve milli beka noktasındaki duruşu çok önemliydi. Bunu da zaman zaman işte araya salgın girmesi sebebiyle anlatmakta, işte vatandaşla buluşmakta da sıkıntı yaşadılar. Ancak MHP'ye büyük komplolar, oyunlar kuruldu. 2011'i hatırlayalım. O görüntüleri kim servis etti? FETÖ. Değil mi? Son saçma sapan mahkeme kararlarıyla işte MHP'deki kongreler dizayn edildi. Tabii. Yani sonuç itibariyle büründü. Evet, sonra büründü. Tabii. Buna rağmen bakın birileri gittiler. Evet. Bir şekilde görüntüler Allah teşekkür ediyorum yönetmenime. Bir Sivas mitingi. Bir tezgah yaptılar MHP için. Farklı bir kurgu içerisinde oldular. Aslında onların kurgularının ilk başında ben merkeze doğru bir hareket içerisinde olacaklarını ben katıldığım programlarda söylemiş yazmıştım. Sonuç itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir emniyet sibobu gibi bir görevi ve misyonu var. Oy oranları anlamında da en kötü dönemde 8.2 aldığında bir kenara not etmek gerekir. En kötü dönemde son 30-40 yıl içerisinde. Milliyetçi Hareket Partisi aldığı oylardan ziyade siyasete verdiği yönle geçmişten bu yana biliyoruz. Etki alanı çok kuvvetli. Etki alanı çok güçlü ve Sayın Devlet Bahçeli'nin zaman zaman etki alanını çok net bilmesine rağmen herhangi bir şekilde bu konularda pazarlık aracı bakanlık istemiyor. Yapmadığını da biliyoruz. Bakın çok ilkesel bir duruşu var. 7 Haziran 1 Kasım ama arası bu daha etkili oluyor. Tabii. 7 Haziran 1 Kasım arası ne dediler? Başbakanlık teklif ettiler. Kimler teklif etti İlmi Bey, onu da söyle. Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, Sayın Devlet Bahçeli mi? Evet. Neden kabul etmedi? HDP ile bir masada o ya da onlarla dışarıdan destek verme gibi keşke durumlar olmasa da olsa. Çok rağmen, güzel bir damar yakaladı. Rağmen bunu kabul etmedi. Çünkü Devlet Bahçeli demek
ilke demek, Devlet Bahçeli demek bu tür noktalarda ne yapması gerektiğini ve hangi adımların sonrasında geleceğini, kimin ne hesaplar içerisinde olduğunu da gören bir lider demek. Cengizhan Bey, çok kısa. Bu değişim dönemlerinde zikzak yapan siyasi partiler, siyasi hareketler değil, ciddi bir şekilde, sağlam bir şekilde duran, istikrar vaat eden hareketler ve liderler kazanır. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu geçtiğimiz zaman zarfında ortaya koyduğu çizgide bu manada bir zikzak yok ve dünyadaki jeopolitik çalkalanmalar karşısında insanlar bu istikrara güvene yönelirler. Şu anda Cumhur İttifakı'nın hem AK Parti hem MHP hem Erdoğan hem Bahçeli düzeyinde avantajları bu. Millet İttifakı'nın, Altılı Masa'nın dezavantajı da bu. Buradaki değişim karşısında, zikzaklar karşısında, muğlaklık karşısında, evet, dünyadaki büyük altüst olusu karşısında seçmen mukayese edecek bir karar verecek. Bir gün yapalım. Yani bu siyasette hem İyi Parti'yi de ben o kategoriye koyuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi zaten çok köklü. Türk siyasetinde milliyetçi bakış açısı ve Türk siyasetinde belki iktidar olmuyor ama fikirleri her daim iktidarda olan bir anlayış, milliyetçi anlayış. Bunu da konuşalım. Hilmi Daşdemir, Murat Dılmaz, çok çok teşekkür ediyorum sevgili seyirciler. Kısa bir ara vereceğiz. Saat başında kamu çalışanlarındaki o sözleşmeli taşeron çalışanların durumunu ve EYT'yi konuşacağız. Aynen.